Selam dostlar. Ubisoft'un yeni oyunu olan Star Wars Outlaws'ı bitirdim. Ve ne yalan söyleyeyim, hiç fena değil. Konuşacak çok şey var. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Hatırlarsanız Prince of Persia Last Crown oyunun incelemesini yaparken Ubisoft küllerinden yeniden doğuyor diye bir ifade kullanmıştım. Bu ifademin de arkasında hala duruyorum. Prince of Persia ve ardından Star Wars Outlaws. Hikayeli, açık dünya, macera ve aksiyon oyunu. Dönem olarak bakarsak eğer Empire Strike Back ve Return Jedi filmler arasında geçiyor. Yani 5 ve 6. filmler. Hikayesine kısaca değinirsek eğer, baştan söylememiz gerekirse bu bildiğimiz Star Wars hikayelerinden biraz ayrılıyor. İyi tarafta olmaya çalışan bir karakter olan K-Base'i canlandırırken aynı zamanda onun kanunsuzluklarını yaşamamız, aynı zamanda da galaksinin en acımasız lordları arasında hayatta kalmamız gerekiyor. Asiler Hoth Savaşı'nı kaybettikten sonra geri plana çekilmişler. İmparatorluk galakside giderek daha fazla güç kazanıyor. Ama bu da suç faaliyetleri ve suç örgütleri için bir alan yaratıyor. Bir haydut, hırsız ya da kanun kaçağı olarak adlandırabileceğimiz Kay ise en büyük hayali olan bir uzay gemisini çalabilmek için en uygun ortama sahip olması gerekiyor. Tabi bir yandan imparatorluk, bir yandan çete üyeleri derken Kay kendini hiç istemediği bir kaosun içine atmaktadır. Yönlendirdiğimiz karakterin ismi Kay. Yanımızda dolaşan canlının adı ise Nix. Nix bizim sağ kolumuz ve işimize gelen her şeyi yapıyor. Kapıları açıyor, yerden silahları bana getiriyor, etraftaki varileri patlatıyor, düşmanların dikkatini dağıtıyor ya da onlara saldırıyor. Uzakta materyal varsa getiriyor, bazen yolumuzu gösteriyor. Yani Nix bizim her şeyimiz diyebilirim. Peki Nix bu kadar şey yaparken kadın karakterimiz ne yapıyor? Kaskı düşmanları tek yumrukta indirebiliyor. Bu nasıl yapabiliyor onu hiç bilmiyorum. Önüne kim çıkarsa çıksın tek bir yumruk ile herkesi bayıltabiliyor. Tamam oğlum, kaçakçıyız, güçsüz falan da tek yumruk ile sen bir adamı nasıl indirebiliyorsun ya? Bu olay bana pek inandırıcı gelmedi. Bir de karakterimizin tek bir blaster silahı var. Oyun boyunca, yani yaklaşık 20 saat boyunca oyunda tek bir silah ile oyunu sonlandırmaya çalışıyorsunuz. Tabi kendi içinde silahınızı geliştirebiliyorsunuz. Mesela başını değiştirip elektrik atabiliyorsunuz. Bu sayede kalkanlı düşmanları indirebiliyorsunuz. Ya da gizlice gittiğiniz anlarda sustalı silahını kullanıp tek atımlık bir ateş edebiliyorsunuz. Ya da yine blaster silahınızı taramalı silahını çevirip seri şekilde düşmanları öldürebiliyorsunuz. Yerden silah alabiliyorsunuz ama onun da mermileri bitince direkt atıyorsunuz. Yani oyun sonuna kadar tek bir silahla oyunu bitirme fikri kimin aklına geldiyse vallahi bravo. Yerden silah alıp onu kullanabiliyoruz ama mesela merdivenlerden çıkmaya çalıştığınız zaman aldığınız silah direkt düşüyor ya da bir yere tırmandığınız zaman. Bu niye böyle hiç anlamış değilim. Oyun karakteri Star Wars filminden tanıdığımız Han Solo'dan esinlenilmiş. Tıpkı onun gibi haydut ve kafasına ne istiyorsa onu yapıyor. Han Solo'yu hatırlarsanız düşmanları tarafından çok sevilirdi ya da nefret edilirdi. Bir iş işle nasıl geliyorsa öyle yapıyordu. Bir yerden diğerle işe çalışacaksa, engel olmak için karşısına dostu çıksa, gerektiğinde dostuna kazık atan bir karakterdi. Oyunda Kay adlı bu karakter de tıpkı Han Solo gibi acayip esinlenilmiş ondan. Mesela oyunda tam bir haydut olarak gözüküyor ve yeri geldiği zamanlarda işbirliği yaptığı dostlarına bile hedefe gitmek için silah tutabiliyor. Bu bahsettiğim şey de aslında oyunun önemli bir adımını gösteriyor bize. Oyunda çeteler var. Çetelerle yaptığınız anlaşmaya göre onlarla olan ilişkiniz ya kötüye gidiyor ya da çok kötüye giderse aranan adam oluyorsunuz. Ya da iyiye gidiyor, ödüllere doyamıyorsunuz. İyiye giderseniz eğer çetelerin olduğu bölgeleri rahatça girip çıkabiliyorsunuz. Eşyaları indirilmiş şekilde alabiliyorsunuz. Bölgeyi rahatça lootlayabiliyorsunuz. Bölgedeki çeteyle aranız kötü ise bu dediklerimin tam tersi oluyor. Hatta aranız gittikçe açılırsa sizi öldürmeleri için sürekli adam yolluyorlar. Bu güzel bir ayrıntı olmuş. Bunu sevdim. Star Wars demek uzay demek aslında. Uzay yolculuğu ya da ışık hızı demek. Peki oyunda bunlar ne alemde? Tabii ki hepsi var. Oyunun ilerleyen zamanlarında bir uzay gemisine sahip oluyorsunuz. Uzay gemisiyle uzaya çıkıp farklı gezegenlere seyahat edebiliyorsunuz. Bunu hem görev için yapabiliyorsunuz hem de size gerekli olan bir materyali bulmak için, keşfetmek için gidebiliyorsunuz. Tabii bunun kötü yanları var. Mesela beni bu konuda serbest bırakmak yerine herhangi bir gezegene giriş yapmadan önce kısa bir sinematik girip uzay gemisini oyun kendisi park ediyor. Şuradan ben geçemiyor muyum ya? Ya da başka gezegene giderken de tam böyle gezegene gelecekmiş gibi olurken pat! Hangi gezegene gitmenizi isteyen seçenekler çıkıyor. Ve sen birini seçince yine otomatik kendi girip gezegene kendi iniş yapıyor. Ulan ışık hızını bile biz istediğimiz zaman atamıyoruz. Bunları görünce bir tık canım sıkıldı. Bunu yapmak bu kadar zor olmamalı ya. Ki aynısını Starfield'de de gördüm. Oyun çok fazla gizliliğe dayalı. Yani öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya bir yere dalamıyorsunuz ki oyunda buna pek izin vermiyor. Mesela baştan sona gizlice gittiğin, eğer yakalanırsan görevi başarısız sayıp en başa döndüren bir görev var. Ve ne yalan söyleyeyim, oynarken gayet de eğlendim. Farklı yollar aradım, acaba şuradan gitsem ne olur dedim. Farklı yollar aradığım için bedelini ödedim. Hepsi de beni tatmin etti.
Farklı yollar demişken oyunun gereğinde var bu. Bazen nereye gideceğimizi çözemiyoruz. Ya çok merak ediyorum, bu sadece benim mi başıma geliyor? Görev yeri nerede? Altta mı, üstte mi? Bazen ana görevi yaptığını zannedip çok yan görev yaptığım oldu. O da ayrı bir olay. Çünkü bazı görevler şöyleydi ve çok sıkıcıydı. Şurada şu var, al gel. Burada bu var, al gel. Ve bunlar haritanın bayağı ebesinin nişanında, yani hiç yakın değiller. Tabii yan görevler çok fazla. Alabildiğince yan görev var. Bunları bazen dünyada gezerken keşfediyorsun. Bazen de sen Blaster'ını, geminin motorunu geliştirmek için bu görevleri yapmak durumunda kalıyorsun. Gemi ve motor demişken de oyunun açık dünyası, karada motorunuzla uzay geminizle gezebiliyorsunuz. İki aracınızla da açık dünyayı keşfedebilirsiniz. Kullanımını nasıl derseniz eğer, motor kullanımı biraz klas hissettiriyor. Hele bir yere çarparken ya da düşmanla çarpışırken ki o ses... Ah. Intro basabiliyoruz. O da pek hızlanmış hissettirmiyor diyebilirim. Ayrıca bu araçlarınıza özelleştirebiliyorsunuz. Renklerini değiştirebiliyorsunuz. Geminiz için ise aynı şekilde rengini değiştirirken aynı zamanda gemiye ekstra silahlar ekleyebiliyoruz. Düşmanları görünce otomatik ateş eden lazer ışınları, roket atar gibi. Uzayda savaşmak gayet iyi bence. Hem gemi kullanımı olarak hem uzaydaki atmosfer olarak bu durumdan memnun kaldım diyebilirim. Oyunun yapay zekası çok kötü arkadaşlar. Adamlar sizi görmüyor bile. Motorla bir yere çarpıyorlar mesela, öylece duruyorlar. Bazen seni gördüğü halde görmemesinden geliyor. Ya şu olayı bir türlü çözemediler. Bundan da çok şikayetçiyim. Gizliliğin ön planda olduğu bir oyunda yapay zekanın bu kadar aptal olması bir tık üzüyor sizi. Aynısı Assassin's Creed'de de var. Yapay zekayı çok kötü yapıyor Ubisoft. Bu olayı bir türlü çözemediler. Bilmiyorum bunun da farkındalar mı? Bir de hiç sevmediğim bir olay da, motorla giderken diğer düşmanlara ateş edemiyoruz. Ancak detay özelliğimizde olacak. Ondan sonra 3 ya da 4 kişi işaretleyip öyle ateş edebiliyorsun. Niye lan? Niye? Detay kullandıktan sonra da düşmanlardan kaçmak durumunda kalıyorsun. Öldürmek istersen inmen lazım motordan. İnince de yapay zeka çok güzel kendini gösteriyor. Oyunun dünyasında haritada gezerken rast geldiğiniz bazı olaylar oluyor. Mesela bir tane kamp yerini korsanlar basmış. Gidip onlara yardım edebiliyorsun. Ya da birisi seninle yarış yapmak istiyor vesaire gibi. Onlara müdahil olup güzel lootlar kazanabiliyorsun. Ama onunla hiçbir ilgisi olmuyor bu durumun. Zaten oyunda onun sistemi iyilik ya da kötülük yapmanla ilgili değil. Çetelerle aranı nasıl tuttuğunla ilgili. Birisini memnun ederken diğerinden düşmanlık kazanıyorsun aslında. Olay bu. Oyunda gezebileceğiniz tam 5 gezegen var. Katonika var mesela, daha çok zenginlerin ve kumarbazların olduğu bir gezegen. Tosara ise biraz daha tamamen sizin açık dünya keşfetmeniz için yapılmış bir gezegen. Tüneller, nehir yatakları, her şey var. Kijime her türlü arazinin bulunduğu karla kaplı donmuş bir çorak arazi. Bu gezegende ise çete yuvaları, lonca evleri ve yasa dışı atölyeler var. Bahsetmediğim iki gezegen daha var. Onlar da sizler için sürpriz olsun. Daha önce bahsettiğim gibi buraları da hem görev olarak hem de keşfetmek için gezebiliyorsunuz. Eğer oyunu tamamıyla bitirmek isterseniz 60 saate kadar sürüyor. Bütün yan hikayeler, karşılaşmalar dahil. Aslında Star Wars Outlaws'ı sabaha kadar anlatabilirim. Çok fazla eksik yanı varsa bile bir o kadar da artı yanı var diyebilirim. Oyunun grafiklerinden ziyade atmosferi çok iyi yakaladıklarını düşünüyorum. Gerçekten Star Wars evrenini birebir yansıtmışlar diyebilirim. Özellikle bu yaşanan olayları bir kaçakçının gözünden görüp de oynamamız oldukça keyifli. Ama biliyorsunuz ki oyunlar artık sorunlu çıkıyorlar. Optimizasyonu düzgün çıkan oyun sayısı artık çok az. Kaplamalar çok geç geliyor, birkaç kere çökme yaşadım. Grafiklerin çok iyi olduğunu söyleyemem fakat iç mekanları gerçekten özenerek tasarlamışlar diyebilirim. Sizler oyunu cuma günü oynayacaksınız. Eğer gerçekten çok büyük bir Star Wars hayranıysanız bu oyunu almanızı tavsiye ederim. Fakat değilseniz, indirim beklemenizi ya da oyun açlığı çekiyorsanız da şu an sanmıyorum, hele özellikle Eylül ayında, yine de alabilirsiniz. Evet, oyunda yapacak çok şey var ama bunu düşünerek bir oyun alınır mı, onu size bıraktım. Star Wars Outlaws hakkında sizlere her şeyi aktardım. Karar sizin. Sizlerin bu oyun hakkında düşünceleriniz ya da beklentiniz nelerdi, yorumlarda belirtin lütfen. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar. Bye.